Tam böyle şey üzerinden. Tabii her maç birbirinden zorlu geçiyor. Ligin boyu çok kısaldı. Artık 7 tane maç kaldı ve dolayısıyla hedefi olanlar hedefini başarma adına kümede kalma mücadelesi ise tabiri caizse 10 takım arasında geçen bir süreç. Tabii Trabzon seyircisiyle bütünleştiğinde fertlerin yaptığı belki hatadan dolayı bütün seyirci ceza almış oluyor ama gerçekten çok güçlü ve özel bir takıma mücadele etmek için gidiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Artık tabii biz ligin bu kalan boyutunda aldığımız puanlar gerçekten bizi hem mutlu etti hem de konumumuzu güzel yerlere getirdi. Bu süreci devam ettirmek adına son 7 hafta gene aynı mücadele hırsla oyun anlayışımızı sahaya yansıtıp puanlar toplamak için elimizden geleni yapacağız inşallah. Her seyircisiz oynanan özellikle seyircisiyle bütünleşmiş takımlara karşı seyircisi oynadığınız zaman tabii ki sizin için büyük bir avantaj. Biz de işte kendi seyircimizi getirmek için mücadele ediyoruz. Geçen maç 1787 kişi gelmişti. Velhasıl sürecin bu süreci daha da arttırarak devam ettirmek için bütün olanakları kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla seyirci her zaman bir itici güçtür. Seyirci her zaman için bir futbolcunun motivasyon kaynağıdır. Bizde de özellikle Reyman Aş seyirciyle daha iyi top oynuyor. Onlar o sevgiyi gösterdikleri zaman daha hırslanıyor. Bu futbolun doğasında var. Seyirciyle futbol güzel. Önemli olan tabii ki her şeyin adil, hakkaniyetli, sahada mücadele anlamında futbol bireysel yeteneklerinin sergilendiği bir futbol oyununu hep herkes izlemek istiyor. İnşallah bu süreç bu şekilde en güzel şekilde devam eder. Tabii seyircisinin avantajını biz kullanmak için elimizden geleni de yapacağız.